Kendim oldu. Ve şimdi laş abi söyle. Hangisini? Merhaba arkadaşlar, ben Mirza Lagunca. Bugün de sizin sorduğunuz soruları yanıtlayacağım. Voleybol için günlük kaç saat çalışıyor? Voleybol için günde, yani genelde çift antrenman yapıyoruz. Maç günlerinin dışında. O yüzden yani günde 4 saat minimum antrenman yapıyoruz diyelim yani. Abinle birlikte milli takımda oynamak nasıl bir his? Abimle birlikte her zaman oynamak çok büyük bir gurur benim için. Hani onunla aynı sahada olmak çok güzel bir şey yani. Gurur verici tabii. Yani inşallah ilerleyen zamanda yine aynı takımda oluruz. Yani milli takımda zaten, kulüp takımda da inşallah beraber oluruz. Bir adaya düşsen yanına alacağın 3 yemek. Şimdi bizim Bosna'ya özel bir tane şey, boşnak böreği var tabii ki de. Annem yaptığım boşnak böreği alırım. İki, yine boşnak yemeği, cevapi, onu alırım. Bir de üçüncü, Türk yemeği söyleyeyim. Kuru fasulye çok severim, kuru fasulye diyeceğim. Hayattan bir pişmanlığın var mı? Şu ana kadar hayatımda bir pişmanlığım büyük o kadar yok yani, öyle diyeyim. En sevdiğin film? En sevdiğim film Shawshank Redemption. Yani Türkçesini bilmiyorum da Esaretin Bedeli galiba. Yani o çok güzel film, herkese tavsiye ederim. Yani hapishaneden kaçıyor adam, bilmiyorsanız yani izleyin bence. Arkasla tanışma hikayen. Arkasla nasıl tanıştım? Ben Galatasaray'da oynadım. Yani altyapı orada başladım. Bosna'da transfer olduğumda. Arkasla çok şey, hani zaten daha önce de gördük. Yani çok düzgün kulüp. Zaten başında Glenn Hogg diye bir antrenör var. Yıllardır yani o, yani aslında onun için geldik. O yıllardır burada diye. Hani çok iyi antrenör diye en çok onun için geldik. Takımda en çok kime gülüyor? En çok Mustafa Cengiz'e gülüyorum. Sürekli zaten beraber gülüyoruz. Yani ne olursa olsun yani ortam ciddi olsa bile biz gülüyoruz. Ya yani bazen fırça yiyoruz şey Glenn'den ama olsun, biz yine gülmeye devam edeceğiz. İdolün kim? İdolüm Leon diyeceğim. Yani Leon'u çok beğeniyorum. O zaten çok yüksek bir oyuncu. Yani manşet benim gibi işte çok ekstra değil ama yani inşallah ileride onun gibi olurum. Yani yakın, ona yakın bile olurum. Önerebileceğin kitap var mıdır? Ben küçükken çok şey sevdim. Robinson Crusoe. Ya bugün de bile bazen alırım o kitabı, okurum. O yüzden herkese tavsiye ederim Robinson Crusoe. Voleybol hayatı nasıl başladı ve kimin sayesinde oldu? Voleybol hayatım babam sayesinde başladı. O zaten voleybol, eski voleybolcu. O Türkiye'de de oynadı, İtalya'da oynadı, her yerde oynadı. Bosna'da da voleybol akademiyi kurdu. Genelde işte altyapı böyle hani 6'dan 14 yaşına kadar. Yani ben de onun işte akademisine başladım. 13 yaşındayken de şey transfer oldum. Türkiye Galatasaray'a transfer oldum. Dünya voleybolundan bir dream team oluşturursa kimler alır? Kimler alırım? Pasu çaprazı adres alırım tabii ki de. Pasör'ü, Ceneli'yi çok beğeniyorum. Ama şimdi Ulaş abi söyleyeyim. Ulaş abi daha iyi bence Ceneli'den. Ulaş abi pas at. Libero Grebenikov çok beğeniyorum. Smaçör. Ben aslında Smaçör'ü Leon'u koyarım tabii. Bir de ikinci Smaçör'ü çok şey, Kovacevic'i çok beğeniyorum aslında. Yani onun bileği falan çok iyi. Yani çok zıplamıyorsa bile yani her topu öldürüyor neredeyse. Yani İnanılmaz bir şey ya, onu koyarım. Başka ortaları Simon koyarım. Bir de Muserski. Kendine nasıl motive ediyor? Maçı çıkmadan önce bir totemim var mı? Maçı çıkmadan önce bir totemim yok aslında. Ya gidip aslında bir şey Mustafa ile Berto ile falan oturup kahve içerim genelde. Hani o beni mutlu ediyor. Ben öyle motive oluyorum diyelim yani. Ama onun dışında böyle bir yaptığım bir şey yok. Asla unutamadığı sayısı. Asla unutamadığım sayısı, bu güzel bir soru, bu bir düşüneyim. Güzel bir şey söyleyeceğim de bir düşüneyim. Unutamadığım sayı, şey söyleyeceğim, ilk başladığımda A takıma çıktığımda beni blok için soktu. Yani o A takımda ilk sayım, Brutal vardı karşısında. Galatasaray'da oynuyordu. Ben de girdim 2'den ona blok yaptım. Orada çok sevindim. Yani unutamadığım sayı o diyelim. Çünkü ilk sayım. Dinlenmekten asla sıkılmadı o şarkı. Boşnak şarkı. Halit Beşliç, Bırakacağım Seni My Tubus. Ya o bizim yani çok eski şarkı. Çok severiz.
Bizim Marco burada oynarken hep o şarkıyı beraber söylüyorduk. O yüzden hiç sıkılmam ben bu şarkıdan. En unutamadığım maç hangisiydi? En unutamadığım maç Halkbank maçı söyleyeceğim. Çünkü o maçta iyi de oynadım. Ya bir de namağlup gidiyorlardı. Biz de onları yendik. İlk dörtte kalma işte hak ettik. İlk dörtte kalmayı hak ettik. O yüzden bu sene o maçı unutamayacağım aslında. 14 numaradan 7 numaraya geçmenin belli bir sebebi var mı? Ya aslında yok. Yani sürekli numarayı değiştiriyordum. Ya 7 numara hoşuma gidiyordu. Küçükken 7 numara giyerdim. O yüzden bu sene boş kaldığında dedim 7 numara istiyorum yani. Yoksa bir anlamım pek yok yani, öyle diyeyim. Voleybolcu olmanın en güzel yanı ve en kötü yanı sence nedir? Voleybolcu olmanın güzel yanı tabii ki de şimdi şey genel olarak bakarsak yani bir işçi olarak kendimize bakmıyoruz. Biz sevdiğimiz sporu yapıyoruz. Yani sevdiğim işi yapıyoruz. Sürekli her gün geliyoruz. Yani böyle sıkılmıyoruz bu işten, öyle diyeyim. Şimdi kötü yanı tabii ki de çok boş zamanımız kalmıyor. Sürekli antrenman, yani antrenman olmadığı zamanda bile yani yorgun oluyorsun, evde kalmak zorunda kalıyorsun. Yani dinleniyorsun, o kadar yorgun kalıyorsun. O yüzden kötü yanı, iyi de yanı tabii ki de sevdiğin işi yapıyorsun. En sevdiğin ve en sevmediğin özelliği? En sevdiğim özelliği şey diyeceğim, çok güler yüzlüyüm, hep pozitif bir insanım. En sevmediğim özelliğim yok yani, ben mükemmel bir insanım. O yüzden sevmediğim özelliğim yok. Belki bir tık şeyim yani, egoluyum. Şaka şaka. En çok kullandığı emoji nedir? En çok kullandığı emoji gülücük şeyi. Yani gülücük sürekli atıyorum. Yani bir de smiley face atıyorum. O ikisini sürekli atıyorum. Bir de bir emoji var, onu çok kullanıyorum şöyle diye. Onu da sürekli atıyorum. O üçü çok kullanırım. İsminin anlamı ne? İsmin anlamı Prince. Prince demek ki. Öyle. Güzel bir anlamı. Sporcu olmasa ne olmak isterdin? Sporcu olmasaydım vallahi ben de bilmiyorum ne olmak isterdim. Kafamda hep sporcu olmak istiyorum diye kafasına gittim. O yüzden yani pek onu da düşünmedim. Yani bunu olmak istedim her zaman. Türkiye'ye geldiğinde seni en çok şaşırtan, sana en farklı gelen şeyler nelerdi? Türkiye'ye geldiğimde buydu benim için. Ben çünkü küçükken geldim. Tabii ki de dil falan bilmiyordum. Türkçe bilmiyordum. Şimdi İngilizce ben Bosna'da öğrendim. Buraya geldiğimde çok kişi İngilizce bilmiyordu. Yani o yüzden benim için çok zordu aslında yani iletişim kurmak. Yani o yüzden aslında bir açıdan o da iyiydi. Çünkü Türkçe hızlı öğrendim. Ama o açıdan kötüydü. Çünkü yani yalnızdım. Bir tek abim vardı. Hani şimdi İngilizce çok kişiyle konuşamıyordum. Türkçe mecbur böyle el kol hareketlerde anlaşıyordum. Boyu kaç santimetre? Boyum 2.5. 2.5, 2.6 yani o civarı. Son soruya geldik şimdi. Karşılıklı oynamayı en sevdiğin rakip? En sevdiğin rakip? Şimdi büyük takımlara karşı herkes oynamayı seviyor. Şimdi yani tek takımı sayamam tabii ki de. Yani şimdi Halkbank sayacağım, Fenerbahçe, Galatasaray. Yani bu üçü aslında şimdi aklıma gelmiyor. Ziraat. Yani büyük takımlar aslında yani ilk 6 takımı onlara karşı oynamayı çok seviyorum. Sürekli tabii ki de yani full motivasyon, full odaklanıp o maça çıkıyoruz. Sorunlarınız için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.